Herkese merhaba tutkumuz futbol manager izleyicileri bugünkü takım incelememizde Beşiktaş yer alıyor üçüncü takım incelememiz Beşiktaş. Müzik Atiba kaptanımız Atiba Açınsın kaptan Necip de ikinci kaptan iki fedakar oyuncu iki çok yönlü oyuncu her mevkide oynayabiliyorlar gerçekten bu da bizim için çok büyük avantaj oluyor özellikle Beşiktaş kariyeri yapacaklar için çok önemli diye düşünüyorum öncelikle şöyle tesislere bir gelmek istiyorum tesisleri size bir göstermek istiyorum harika antrenman tesisleri ve yeterli düzeyde altyapı var antrenman tesisleriyle ilgili bir probleminiz olmayacaktır Beşiktaş'ta ama e, açıkçası altyapı tesisleri ile alakalı geliştirmeler yapmanız gerekiyor. Altyapı oyuncu alım oyuncu alım sistemi de oldukça temel seviyede diyor. Yani bu da çıkacak regen'lerin e, çok iyi olmayacağını gösteriyor. Altyapı antrenörlüğü de yeterli seviyede diyor. Bu da aynı şekilde altyapıyı etkileyen bir isim, bir e, bölüm. 41.188 koltuk var. Stad çok iyi diyor. ısıtmalı zemin diyor. Kapalı çatı yok diyor. Gayet e, iyi. Sponsorluk anlaşması da var 2028'e kadar. E, bu anlamda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Genel olarak şöyle e, son sezonun şampiyonu. Beşiktaş bu anlamda da Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Öneleme vesaire oynamayacağı için de bir avantaj. Kadrosuna şimdi birazdan bakacağız. Tesislere baktık. Geçmişine şöyle bir bakalım. 14 Süper Lig şampiyonluğu var. 10 Türkiye Kupası, 8 Türkiye Süper Kupası ve diğer amatörde ve daha önceki liglerde alınan şampiyonluklar var. Başbakanlık Kupası vesaire. Şu anda kupa sayısına bakıldığında Türkiye'de 3. Süper Lig şampiyonluğuna özellikle bakıldığında bu anlamda onu birinciliğe çıkarmak için e, en itibarlı takım yapmak için e, son yıllarda zaten yükselişte olan bir takım. Işıktaş'ı çalıştırabilirsiniz zaten kadro olarak en kaliteli takımlardan bir tanesi bu anlamda kulüp çalışanlarına da şöyle bir bakalım kulüp çalışanlarını hepsine şöyle bir bakalım Ahmet Türkçevi başkan Murat Şahin yardımcı antrenör e, sizi ligde belki götürür hani belki ligde idare edersiniz onunla ama çok kaliteli mi? Özellikle antrenörlük anlamında size bir katkıda bulunamayacak. Tekniği 11, zihinseli 10. Bunun dışında da çok bir şey yok. Murat Şahin'le yolları ayırmakta fayda var. Altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi. Gençlerle çalışması ve potansiyel yetenek 15. Gayet iyi bence. En azından bir süre götürür takımı. Devam ettirir. Altyapı sorumlusu olarak çalışmaya devam ettirir diye düşünüyorum Mehmet Ekşi. Kaleci antrenörü Levent Açıl. Yani yolları ayırmanız gereken bir isim. Çok uzatmayalım. diğer kaleci antrenör Hakan Çalışkan. Aynı şekilde onun da gerçekten yeteneği yok. O yüzden onunla da yolları ayırmanız gerekiyor. Bunları önceden düzenlemek gerekiyor ki antrenörlerin takımı çalıştırırken ki yetenekleri çok önemli. O takıma direkt etki ediyor ve oyuncu gelişimlerini özellikle etki ediyor. Burada asistan menajer çok kilit rol oynuyor. Altyapı sorumlusu çok kilit rol oynuyor. Diğer antrenörler de savunma, hücum vesaire hani özellikle antrenmanları bu antrenörlere bırakacaklar için gerçekten çok önemli e, bu özellikler dolayısıyla oyuna başlamadan önce ya da oyuna başladığınız anda diyelim daha doğrusu hemen antrenörleri belirleyip antrenör takviyesi yapmak bir yandan gerçekten çok faydalı olacak bu isimlerle yolları ayırmak gerekiyor Ozan Köprülü de aynı şekilde yolların ayrılacağı bir isim burada performans analiz sorumlusu var Murat Kaytas ama bununla da yolları ayırmak gerekiyor performans analiz sorumlusu olarak fena sayılmaz Türkiye için ama yine de yolları ayırmak gerekiyor Anıl Demirci Eee performans analisti olarak Türkiye ortalamasına göre gayet iyi. Bence onunla devam edebilirsiniz. Bu sezon veri analizi kısmından dolayı her videoda bahsediyorum. Performans analizleri çok önemli olacak. Oyuncu analizleri çok önemli olacak. Bunlar önemli. Eee gözlemciye bakıyoruz. Fikret Demirer var. Gerçekten e, uyumu çok iyi ve onun dışında aynı zamanda potansiyel ve yeteneği de gayet iyi. Yıllardır Beşiktaş'ta zaten kendisi baş gözlemci olarak devam ediyor ve yine devam edebilirsiniz. Onunla bir problem yok. Ama Türkiye dışından da mutlaka diğer gözlemcilerinizi mesela Ufuk pakla yollara ayırıp Türkiye dışından Avrupa bilgisi olan e, gözlemci alabilirsiniz. Aynı şekilde Emre ot Yakmaz'la da yollara ayırıp bunu yapabilirsiniz. U19 antrenörlerini geçiyorum. Burada mesela bir oyuncu analisti yok. Oraya bir oyuncu analisti şart. 3 tane oyuncu analisti alabiliyormuş. Kiralık oyuncu sorumlusu, antrenör gelişim sorumlusu bunların hepsini tamamlayın. Kulübün size verdiği sınırları mutlaka doldurun. Vermişse kulüp size onu doldurun. Daha sonra eğer ihtiyacınız olursa kulüpten talepte bulunun. Daha fazla kişi istediğinize dair ve bu konuda size yardımcı olacaklardır. Eğer maddi konuda bir sıkıntı yoksa. Şimdi kadroya gelelim. Yavaş yavaş kadroyu bir inceleyelim. Beşiktaş'ın bu sezon Mert Günok transferiyle zaten kaleciyle alakalı bir problemi yok. Mert Günok 32 yaşında profilinde çok Büyük düşüşler yok ve gerçekten e, koyun Şampiyonlar Ligi maçında oynasın veya koyun lig maçında oynasın, önemli maçlarda oynasın. Hiç problem yaşamazsınız. Hani çok büyük maçlarda belki e, sıkıntı olabilir ama özellikle şu oyun karakteristiği eliyle uzun oynayarak kontra atak başlatma özelliği size sezon boyunca katkı sağlayacaktır. E, bu anlamda Libero kaleci olarak oynatabileceğiniz en iyi yerli kalecilerden. Mert Günok Ersin Destanoğlu en potansiyelli 3. kalecilikteki e, Altay ve Uğurcan'la birlikte e, o da gerçekten Avrupa'ya transfer noktasında bir potansiyeli var ve 2 yıllık sözleşmesi var. Bu da dikkat etmeniz gereken Beşiktaş yönetirken bu sözleşmeyi hemen yenilemek. Bir an önce son yıla bırakmadan yenilemek. Bu yıl içinde yenilerseniz ee, Ersin'in Avrupa'ya transferinden 10-11 milyon euro değil de hatta 15 milyon euro değil de belki 30 milyon eurolar kazanabilirsiniz ileride Ersin henüz 20 yaşında Uğurcan ve Altay'dan daha iyi de noktalara gelebilir orada açtığınız kariyere bağlı olarak da bu değişiyor açıkçası ee, Emre Bilgin var Emre Bilgin aslında bakıldığında altyapıdan gelen 17 yaşında e, iyi bir üçüncü kaleci diyebiliriz aslında. Hani çok zor kalınan maçlarda, kupa maçlarında vesaire oynatılır küçük takımlara karşı. Sağ bekle başlayalım. Valentin Rozya kiralandı. Valentin Rozya maaşı da 2.49. E, bakın bon servisi de alınıyor. E, öyle bir anlaşma var zaten. E, şöyle transfer durumuna bakalım. Evet 4.8 milyon euro artı bonuslarla. 1 Temmuz 2022'de transfer olacak. Ee, Rozier'in profili gerçekten iyileştirilmiş ve zihinsel anlamda özellikle çok geliştirilmiş. Zihinsel, ya fiziksel olarak zaten iyiydi ama zihinsel olarak da geliştirilmiş. Tekniği de gayet iyi ve şu anda e, Türkiye'deki en iyi sabek, yani Türkiye ligindeki en iyi sabek diyebiliriz onun için. Ee, Sasha Boya da potansiyel olarak onun seviyesinde ona benzer bir profili var. Ee, Rosie ama tabii ki şu anda mevcut potansiyeliyle hepsinin önünde gözüküyor. Özellikle oyun karakteri kısmı çok yüksek gerçekten başarılı. Diğer sabek adayınız yok baktığınızda ama burada belki Necip'i oynatabilirsiniz. Necip bonus gibi. Necip'in profiline bir bakalım. Ee, Necip birazcık Ömer Bayram'ın Farklı versiyonu diyebiliriz. Farklı mevkide oynayanı tabii ki. Karakter olarak Ömer Bayram'ın biraz daha genç haline benziyor. Ee, fiziksel olarak iyi. Zihinsel olarak çok iyi. Özellikle çalışkanlık, agresiflik, cesaret, kararlılık bunlar çok iyi. Teknik anlamda da hiç fena değil bu arada 30 yaşına göre. Bence sezon içinde... Onu rotasyonda çok iyi kullanabilirsiniz. Ara ara stoper olarak değerlendirebilirsiniz. Bence stoper olarak en iyi verim verecektir. Standart stoper olarak onu oynatırsanız ondan verim alacaksınız. Orta sahada ben çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sağ bek rotasyonunda da e, driplingi çok düşük olmasına rağmen orayı defansif anlamda kapatacak bir isim. E, en azından e, pozisyon alması, takım oyunu vesaireyle orayı kapatacaktır diye düşünüyorum sağ tarafı. Şimdi stoperler. Beşiktaş'ta e, stoperlere bakalım. Damagoy Vida en önemli stoperi Beşiktaş'ın. Ee, çok pasoz stoper değil. Pas özelliği çok düşük. Daha çok standart veya çakılı stoper olarak oynatabilirsiniz Vida'yı. Ee, 32 yaşında ama bu 32 yaşına rağmen bu fiziksel özellikler gerçekten mükemmel. Vücut zindeliği de 17. E, ee, yani Vida'yla devam edebilirsiniz. Bir yıllık sözleşmesi kalmış zaten ama maaşı da çok yüksek. Yani isterseniz şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. Vida'yı iyi bir paraya satıp 6,5 milyon euro civarı bir paraya satıp e, onun yerine potansiyelli ve e, yine onun ayarında bir pasör stoper alabilirsiniz. Çünkü Avrupa'da sizi zorlayacak diğer rakipler. Pasör stopere ihtiyacınız var. Sadece kesici değil, pasör stopere de ihtiyacınız var. Çünkü takımda başka pasör stoper de yok. Ya da bir yıl vidayı kullanıp e, sözleşme yenilerseniz çok zorlanacaksınızdır. Çünkü e, 4 milyondan fazla bir para isteyecektir bir yıl daha vidayı kullanıp onu bedava gitmesini göze, al, göze de alabilirsiniz. Ee, o da bir çözüm yolu. Ama açıkçası ben satmanızı tavsiye ediyorum vidayı. Wellington'a bakalım. Wellington'un profili de hiç fena değil. Ee, satılık olarak başlıyor bu arada. 32 yaşında listede olarak başlıyor. Transfer listesinde başlıyor kariyeri ilk açtığınızda ama bence lig için kullanılabilir bir isim. Hani yabancı sınırı var evet anlıyorum. Hani yabancı sınırı olmasa gerçekten çok önemli bir ee, ...alternatif oyuncu olacaktı... ...ama yabancı sınırından dolayı... ...belki gönderebilirsiniz... ...iki yıllık sözleşmesi var daha... Ee, ...çevikliği çok düşük... ...burada en büyük dezavantaj o aslında... ...çevikliğin düşük olması... ...Montero kiralık oyuncu... ...şöyle sözleşmesine de bakalım... ...herhangi bir satın alma... ...opsiyonu yok... ...yani Montero sadece kiralık... Ee, ...bu anlamda... ...pardon yanlış söyledik... Abi, değil mi? ...Montero kiralık değil... Montero, evet Montero satın alınmış durumda. Şöyle bir geçmişe de bakalım Evet 750 bin euroya alınmış durumda. Ee, Montero gerçekten iyi bir profil. <laughs> Montero gerçekten iyi bir profil. Yani e, bu bağlamda gelişebilir bir oyuncu ve ileride satabileceğiniz bir oyuncu. Henüz 22 yaşında tam bir pasör stoper. Onu kullanıp geliştirebilirsiniz ama tabii Şampiyonlar Ligi seviyesinde size çok katkı veremeyecektir. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsanız, onu hayal ediyorsanız, orada ilerlemeyi düşünüyorsanız Montero ilk sezon için en azından size o verimi veremeyecektir. Ancak şamp ligde az oyuncu olarak oynatabilirsiniz. Çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum burada sol beklere geçelim Umut Meraş var sürekli zaten Türkiye'de bir takım çalıştıranların yabancı sınırından dolayı Türkiye'ye getirdiği bir isimdi ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon Türkiye'ye transfer oldu Beşiktaş'a transfer oldu sol bek olarak gerçekten güzel bir profili var teknik anlamda mükemmel olmasa da e, sol tarafta defansif anlamda ve mücadele anlamında takım oyunu anlamında size katkı sağlayacak çalışkanlığıyla cesaretiyle işte çevikliğiyle e, rakibin pozisyonlarını engelleyecektir. Çok hücuma destek verecek midir? Ha, verecektir ama ne kadar katkı verir hücumda? Orta yapması vesaire düşük. hani 12 bibek oyuncusu için belki lig için iyi olabilir ama genel anlamda as oyuncu yani Beşiktaş seviyesindeki bir takım için, Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan bir takım için. As oyuncu olacak seviyede değil maalesef. Diğer sol bekimiz En Sakala, o da satılık listesinde başlıyor. Onun da profilinde çok büyük değişiklikler yok. Fiziksel anlamda zaten ön plana çıkan bir isim. Teknik anlamda biraz daha düşük. Zihinseli aslında fena değil ama karar alması 12, konsantrasyonu 12, burada pozisyon alması 10. Hani bir defans oyuncusu için en kötü noktalardan bir tanesi pozisyon alması 10. Bu bağlamda biraz sıkıntılı. Bu nedenle 1.41 maaşı da düşünüldüğünde ve hani Rıdvan da olduğu düşünülürse Umut Berahç'la birlikte yabancı sınırı da var. Hiç gerek yok yani en sakalayı tutmaya bence gönderebilirsiniz en sakalayı. Rıdvan'ın profiline bakalım o da merakla bekleniyor onu izleyenler de var. Bakın Manchester United. Onu takip ediyor. 2023'te bitiyor sözleşmesi. O da Ersin gibi 2 yılı var sözleşmesinin bitmesine bence hemen hiç vakit kaybetmeden kariyere başlar başlamaz onunla sözleşme yenileyin. 20 yaşında bir oyuncu için şu zihinsel özellikler onun nerelere varabileceğini gösteriyor aslında. Gerçekten çok önemli zihinsel özellikleri var. Zihinseli çok iyi e, orta yapmasını ve teknik diğer teknik özelliklerini geliştirirse çok iyi bir oyuncu olacaktır. Hani hava toplarında iyi olmasa da e, bu oyuncu gerçekten Avrupa'ya transfer olacaktır. Sol tarafı emanet edebileceğiniz ve Şampiyonlar Ligi'nde dahi oynatabileceğiniz bir isim bu zihinselle Şampiyonlar Ligi'nde de sizi kurtarır götürür. Umut Meraş'la birlikte orayı rotasyonda kullanabilirsiniz sol taraf için. Necibe Necip'e bakmıştık zaten. Mehmet Topal onu da stoperde değerlendirebilirsiniz. Çok stoper gibi oynamasa da aslında ön libero onun mevkii. Yani yaşına göre yani bence fiziksel özelliği bile 35 yaşındaki bir oyuncuya göre hiç fena değil. Ee, ölmedi, ölmemiş en azından hala yaşıyor. Hani defansif orta saha olarak baktığınızda. ve top kapmasıyla zaten ön plana çıkan bir isim de o da 14 hala ve top kapması 14 olan bir isim. Zaten yaşı gereği zihinseli de yüksek. E, rotasyonda Türk oyuncu kullanılabilir. Hani sözleşmesi de bir yıllık zaten. Göndermenize gerek yok. Atiba Atiba'ya bakalım. Atiba Açınsın yani zihinsel efsane zaten. Orada bir sıkıntı yok. Ee, fiziksel kısmı da 38 yaşındaki bir oyuncuya göre efsane gerçekten. Yani e, gerçeği yansıtıyor mu derseniz hafif bir abartı olabilir ama bence gerçeği kesinlikle yansıtıyor. Evet hızlanması düşük. Çevikliği düşük. Ama denge ve güç hala yüksek seviyelerde. Yani e, o bunu hak ediyor bence Atiba gerçekten bunları yapabilen bir isim. E, bence burada eksik kalan noktalardan bir tanesi bu profilinde. Evet Sabek de oynadı ama 10 numara olarak da oynadı geçen sezon. E, onun 10 on numara yani şu mevkide de en azından bir turuncuyu hak ediyordu. Tamam yeşil olmaz ama bir turuncuyu hak ediyordu. Belki orada kullanılabilirdi zaman zaman. Hiç oraya uygun gözükmüyor şu anda. E, yani bu tabii ki e, hazırlayan arkadaşların takdiri değerlendirmesi bu şekilde çok sıkça kullanıldı orada. bence Atiba'nın yani bir yıllık daha sözleşmesi var. Onunla da devam etmeniz takımın liderliği açısından çok önemli diye düşünüyorum. Evet Pjanić Pjanić tabii ki efsane bir profil kiralık olarak geldi. Herhangi bir satın alma opsiyonu yoktur diye düşünüyorum. Evet herhangi bir satın alma opsiyonu yok. Profil efsane, fiziksel olarak mükemmel olmasa da 31 yaşına göre ve Türkiye ligine göre çok iyi. 4.5 yıldız gösteriyor takıma göre. Yani değeri zaten 31-45 arası Türkiye'nin çok üstünde. Teknik, zihinsel yani e, negatif diyebileceğimiz çok bir özelliği yok. Orta sahada defansif oyun kurucu olarak oyunun merkezinde oynatabileceğiniz bir isim. Dünya çapında orta saha diyor zaten. Daha ne dinebilir ki yani Bosna Hersekli oyuncu. E, onunla alakalı e, çok negatif bir yan söyleyemeyeceğim. Takımınızı onun üzerine kurup ilerleyebilirsiniz çok rahat. Pjanić mükemmel bir transfer. Souza'ya gelelim. 32 yaşındaki isim geçen sezonki oyunuyla gerçekten çok önemli katkıda bulundu Beşiktaş'a Real'de. E, profili de gayet iyi. Zihinseli özellikle mükemmel. Bu zihinselle Şampiyonlar Ligi'nde size iş yapacaktır. Ön libero mevkiini ona bırakıp önüne Pjanić ile Tekşeyra'yı koyup ilerleyebilirsiniz. Gayet güzel de bir orta saha kurgusu olmuş olur. Soluza birçok açığı kapatacaktır. Top kapması 16 markajı 15 pası da 14 olan yani e, şu anda baktığınızda birçok takımın aradığı isim. Ön liberoda hem top kapan hem de iyi pasla çıkan bir isim. Hem de zihinseli bu kadar güzel ve fizikselde de hiç fena olmayan bir isim yaşına göre. E, dolayısıyla böyle bir oyuncu bulmak şu anda hani 30-35'ten başlarken e, Souza'yı Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla izleyebiliyoruz. E, maaşı yüksek ve bir yıllık sözleşmesi var. Belki sözleşmesiyle ilgili e, bir güncelleme yapılabilir. Belki bir yıl daha uzatılabilir. Yani iki yıl daha kullanabilirsiniz onu çünkü. Ee, ama belki bir yıl kullanıp ondan e, yollara ayırabilirsiniz sonrasında da Soğuz'a dışında Can Bozdoğan var Can Bozdoğan'ın şöyle sözleşmesinde 2,5 milyon euroluk bir opsiyon var onu dilerseniz satın alabiliyorsunuz 2,5 milyon euroya sezon sonuna kadar 20 yaşında ve gerçekten hiç fena değil bence yaşına göre de e, zaten Türkiye standartlarında iyi bir zihinsel özelliğe sahip yani şurası gerçekten iyi e, fiziksel anlamda da fena değil. E, rolü gösterilmiş en yatkın olduğu rol olarak ama oyun kurucu olarak da oynayabiliyor. Yani aslında burada Can Bozdoğan birazcık daha Piyaniç'i yedekleyecek bir isim olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bir Piyaniç değil ama Türkiye Ligi maçlarında özellikle Piyaniç ayırını alternatif kullanabilirsiniz onu. Can Bozdoğan'ı. Ee, Oğuzhan Öz yakup yani profili gittikçe düşen bir isim eskiden tabii ki e, çok iyi bir profili vardı ve çok iyi gelişiyordu yurt dışına transfer yapıyordu şu anda takımda bir senelik sözleşmesi kalmış ve bir buçuk milyon euro alan e, ve fizikseli bitmiş zihinseli de bu kadar kötü olan bir oyuncu sadece teknik birkaç özelliği kaldı e, yani tamam evet yabancı kontenjanı var yerliye ihtiyaç var ama ben Oğuzhan'a çok bel bağlamamanızı tavsiye ediyorum. Yani Oğuzhan'ı e, yedek yapacağınıza ya da olsan zaten ancak piyan için ya da belki Tekşehir'in yedeği olur. olsanı yedek yapacağınıza Can'ı yedek yapın e, kenarda otursun ya da Atiba'ya bir yıl daha sözleşme verin. Atiba 39 yaşında da oynasın yani çok daha faydalı olacaktır. Ben size söyleyeyim e, Oğuzhan'la yolları ayırabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten bu mevkide bir de Salih Uçan var. Hani Salih Uçan transferinden sonra hem Can hem Salih Can'ın da bol servisini alırsanız zaten Can Salih ikilisi orayı yedekleyecektir. Piyanistek Şehray'ı. E, bu bağlamda fiziksel olarak yine düşük belki Salih ama teknik anlamda ve ofansif anlamda size müthiş katkı verecektir. Zaten geçen sene sürekli transfer edilen bir oyuncuydu yine Alanya'dan ve önemli katkılar veriyordu. Şampiyonlar Ligi'nde dahi oynayabiliyordu. O zihinsel seviyesi, o zihinsel profili var zaten kendisinde. Bu bağlamda Salih'i değerlendirmenizi öneriyorum. İki yıllıkta bir sözleşmesi var. Gezal, Raşit Gezal Geçen sezon Süper Lig'in en değerli oyuncusuydu tartışmasız. Ve bu profiline de ufak tefek yansıtılmış zaten. Teknik anlamda ve zihinsel anlamda mükemmel. 29 yaşında ve oynadığı mevkiye göre fiziksel özellikleri de gayet iyi. Çevikliği çok iyi. Yani karakteristik özelliklerine baktığınızda da gerçekten gelişmiş bir oyuncu. Sağ kanattan içeri kat eder diyor çok gol atan bir isim değil. Daha çok asistleriyle ön plana çıkan bir isim. Ya burada pas özelliği, teknik, ilk kontrol, karar alma. Yani bunlar çok önemli zaten. Vizyonu da 17 bu arada. Ee, maaşı yüksek evet ama e, zaten sağ kanada emanet edeceğiniz ve 3 yıl boyunca kullanabileceğiniz bir oyuncu. 3 yıllık sözleşmesi var. Yani 32 yaşına kadar onunla birlikte devam edebilirsiniz. Gözünüzü kapatıp orayı kullanabilirsiniz. Raşit Gezal'la Muhayyer Oktay yani geçen sezon zaman zaman kullanılıp değerlendirilen bir isimdi. Ee, kullanılabiliyor. Yani verim alabiliyorsunuz böyle özellikle lig maçlarında ama e, onun yerine e, dediğim gibi yani Salih Uçan var ve Can var. Hani çok onlar dışında bir alternatife gerek var mı tartışılır. Tabii altyapı oyuncusu vesaire bilmiyorum şimdi Muhayyer'in durumunu ama Galatasaray Beşiktaş bu konuda biraz sıkıntılı. evet 210 bin euro Fortuna'dan alınmış. Altyapısı değil. Beşiktaş değil. Yani bu anlamda tabii hiçbir katkısı yok baktığınızda. O yüzden yolları ayırmakta fayda var. Gökhan Töre'ye bakalım. Gökhan Töre de fiziksel olarak bitmiş durumda artık. sadece teknikle ayakta kalmaya çalışıyor. Özel yeteneği hala 18 ama Gökhan Töre ile de yolları ayırmakta fayda var. 750 bin euro gibi bir para alıyor ve yedek oyuncu hiç gerek yok. Yani bu, bu fiziksel özelliklerle, bu dayanıklılıkla onu tutmaya gerek yok. İzleyen deriz spor varmış kiralık istiyor. Bir yıllık sözleşmesi var zaten. Gönderin rahatça takımın maaş bütçesinde yer açın. Adem Laiç. Yani bir anda çökmüş bir oyuncu. Özellikle oynamadığı için fiziksel anlamda çok düştü. Ee, özellikleri iyice yerde. Ondan verim almak yani şu an çok mümkün değil. Yaşı 29 hani baktığınızda sanki bir e, Galatasaray'da mesela Arda Turan profili görüyorsunuz. Arda Turan'ın profili e, fiziksel anlamda bu kadar bitik değil. E, çok enteresan gerçekten. Adem'le hiç hani tabii uzun süredir oynamamasının da etkisi var. Ve 3,5 milyon euro gibi bir maaş alıyor. Ee, Adem hiç ilk göndereceğiniz isimlerden biri olmalı. Tabi gönderebilirsiniz. Bu da bu maaşı verebilecek kulüp sayısı da çok az. Belki ee, Çin'den, Araplardan bir yere gidebilir. Oralardan bir yere gidebilir. Enkudu'ya bakalım. Enkudu Enkudu fiziksel anlamda zaten tartışılmayacak bir isim. Enkudu'nun genelde sorunu karar almayla alakalı ve soğukkanlıkla alakalı zaten bunu da oyuna yansıtmışlar. Maaşı çok yüksek. 2 yıllık sözleşmesi var ama maaşı yüksek. E, beni bu maaş düşündürdü sadece. Hani bunun yerine onu satıp 3'e üç, 5'e satıp hani genç, daha genç, potansiyelli bir isim alınabilir mi oraya sol kanada? Bilemedim. Yani e, yine de en kutudan verim alabilirsiniz tabii ki özellikle lig için. E, fiziksel anlamda, hız anlamında standartların çok üzerinde. E, size müthiş katkı verecektir ligde. Tabii biraz karar almada, Türkiye'ye göre yine iyi bu arada karar alması ama yani karar almada sıkıntı olacaktır Avrupa maçlarında. Alex Tekşeyra profil olarak gerçekten mükemmel. Yani zihinsel, teknik ve fiziksel olarak 31 yaşındaki bir oyuncuya göre çok iyi verim alabilirsiniz. Onu ama sol tarafta kullanırsanız ters ayak ve kanat oyuncusu olarak Beşiktaş'ta bu şekilde görev alabilir. Yani gezzalı bir tarafa, Tekşeyra'yı bir tarafa. Forvet'e de Batshuayi'yi atıp ilerideki üçlüyü sağlama alabilirsiniz. Orta sahaya daha sağlam bir üçlü yapabilirsiniz. Piyaniç'in yanına bir tane daha iki yönlü 8 numara alırsanız Souza, Piyaniç ve e, yanına alacağınız adamla veya Salih'le birlikte iyi bir orta saha kurgusu oluşturabilirsiniz. Böyle daha sağlam olabilir açıkçası. E, eğer 4-2-3-1 oynamayacaksınız yani 10 numarasız oynayacaksınız böyle ilerleyebilirsiniz. Tekşehir'e de yani lige damga vuracaktır zaten. Her şekilde solda da oynasa, forvet arkası da oynasa. Forvet arkasında da daha çok gizli forvet olarak oynuyor zaten. Ofansif oyun kurucu olarak verim alamaz mısınız? Tabii ki alırsınız. Orada da iş yapar size. Pasa 13 ama yine de bitirici pasları var. Bu bağlamda size katkı verir zaten. Beşiktaş'ın en önemli özelliği zaten pas dediğimiz gibi. Orada size katkı verecektir. Larin lerin geçen sezon büyük bir çıkış yakaladı ve bu yakaladığı çıkışla birlikte gerçekten önemli bir profili elde etti. Şu an hani bu profil gerçekten iyi. Sol tarafta sol açık olarak hedef kanat oyuncusu veya ters ayaklı kanat oyuncusu veya kanat forvet oynayabiliyor. Orta yapması bu kadar düşükken kanat oyuncusu olması yani ters ayaklı kanat olması çok mümkün gözükmüyor. Biraz daha belki kanat forvet oynayabilir ama orada da şut negatif özelliği. Yani sadece 9. Ee, yani onu oynatabileceğiniz çok fazla seçenek yok. Ee, forvet olarak ben çok önermiyorum açıkçası. Forvet olarak verim de vereceğini düşünmüyorum. Zaten Batshuayi varken alternatif olabilir sadece. Ee, sol açıkta kullanıp hani daha hücumcu bir orta saha kurgusu oluşturacaksanız tek Larin ve Gezal üçlüsüyle Batu Şuay'ın arkasını doldurabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Dolayısıyla sözleşme yenilemizde fayda var. Ben tutmanızı öneriyorum. Aslında kullanışlı bir oyuncu. Sol açık ve forvet olarak. Ama dediğim gibi Larin öyle mükemmel bir oyuncu değil. Yani asıl oyuncu olacak potansiyelde değil henüz. En azından Beşiktaş'ın Avrupa hedefleri düşünüldüğünde lig için tabii ki yeterli ve gayet iyi bir oyuncu. Kenan Karaman, e, onun da açıkçası zihinseli çok düşüktü. Zihinselini biraz yükseltmişler Beşiktaş'a geldikten sonra. Karar alması hala düşük. E, bu karar almayla ne kadar verim alabilirsiniz? Yani şut özelliği de yok. Yani onu daha çok e, rotasyon oyuncusu olarak yerli olmasından dolayı kullanabilirsiniz. Maaşı birazcık yüksek e, bence yeteneğine göre ama Yine de yerli olması e, onun e, oynamasına sebep olacak gibi görünüyor sezon içerisinde kullandığınızda Güven Yalçın. E, sol açıktaki bir diğer alternatif aynı zamanda forvet de oynayabilen yani Larin, Kenan ve e, hatta Enkudu ve hatta Larin hepsi aynı şekilde hem sol açık oynayabiliyor hem forvet oynayabiliyorlar. Aynı mevkinin çok fazla oyuncusu var. Ee, bu yüzden hani bu oyunculardan en azından bir tanesini elden çıkarmakta fayda var. Ee, bunlardan biri güven olmamalı bence güven e, yerli olması ve potansiyeli anlamında e, kullanabileceğiniz bir oyuncu bence forveti yedekleyebilir daha çok güven. Onu forvete atabilirsiniz. Forvette yaratıcı forvet olarak da oynayabiliyor çünkü. Ee, yaratıcı forvet olarak Bat şu an yediği olabilir. Hani yardımcı forvet, fırsatçı golcü de oynayabiliyor tabii ama e, güvenden faydalanabilirsiniz. Forvet yediği olarak bence ilk alternatif Bat şu an yediği güven olmalı diye düşünüyorum. Maaşı da çok düşük. Bir yıllık sözleşmesi var. Sözleşme yenilemeyi unutmayın. Bat şu ayı, e, yani karar alması düşük olan bir diğer oyuncu baktığınızda evet çok büyük oyuncu evet kariyerli oyuncu Chelsea'den kiralık işte ee, ligin üzerinde belki fiziksel özellikleri teknik anlamda da hiç fena değil ligimize göre ama bence ee, karar alma nedeniyle mükemmel bir forvet diyemiyorum ona ben e, o karar almayla ne kadar ilerleyebilir konsantrasyonu da 8 yani maç içinde de sizi zor duruma sokabilir. E, tabii ki daha çok defansif özellik belki konsantrasyon ama e, yani ben çok Batu şuayinin lig dışında verimli olabileceğini çok düşünmüyorum. E, bitiricilik anlamında 14. Bence gerçekteki bitiriciliğine göre daha yüksek yapılmış Batu Gerçekte bitiriciliği daha düşük. E, gerçekten fiziksel anlamda ondan yararlanırsınız ve katkı verir takımda. Sizinle zaten bir sezon birlikte. Şöyle sözleşmesine baktığımızda herhangi bir satın alma opsiyonu da yok. Zaten bir sezon kullanacağınız bir oyuncu olacak. Dilerseniz sonra 15 milyon euro civarı bir para verip alabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine potansiyelle bir isim, 21-22 yaşında bir ismi de alıp kullanabilirsiniz bence. Brezilya'da bir sürü oyuncu var. Bu şekilde bulabileceğiniz ve bitiriciliği yüksek ve hatta karar alması daha yüksek isimler diye düşünüyorum açıkçası ama tabii ki ligimizin üzerinde bir Santifor şu anda e, yeteneği itibariyle son olarak Beşiktaş'ın mali durumuna da bakalım Evet maaş bütçesi olarak Türkiye'deki en yüksek takım Beşiktaş 55 milyon euro civarı bir maaş bütçesi var burada bir yer açmanız gerekiyor mutlaka e, elinizde çünkü maaşı yüksek çok fazla oyuncu var özellikle mesela Vida'yı kastetmiştim Vida'yı gönderebilirsiniz Burada e, diğer hücum oyuncularından birini kesmek yerine yani belki sol tarafta Enkudu gibi bir isimle yolları ayırabilirsiniz. Orada maaş bütçesini açmak zorundasınız. Çünkü zaten kazandığınız paranın %20'si sadece transfer bütçesi olarak alınabiliyor. O kadar kötü durum. Borç anlamında e, 394 milyon euro var. Fenerbahçe ile aynı seviyede en çok borcu olan iki ekip baktığınızda Türkiye Ligi'nden bahsediyorum tabii ki. Bu borcu kapatmanız da hiç kolay olmayacak. Bunun için de epey efor sarf etmeniz gerekiyor. Eee bu anlamda işiniz biraz zor olacak. Şöyle kulüp bilgisi ekranında sizlere veda edelim. Beşiktaş'la birlikte olduk. Beşiktaş'ın profilini de, oyuncularını da, tesislerini de her şeyini bir gözlemledik, bir gördük. Beşiktaş kariyeri de oynamak isteyenler için gerçekten keyifli bir kariyer olacaktır. Zaten son şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Gerçekten iyi oyuncuları var. Kısa vadeli oyuncuları var. Buraya genç oyuncular transfer edip daha iyi bir kadro oluşturabilirsiniz bence kadroyu geliştirebilirsiniz ve uzun yıllar Ligi Ambargo koyabilirsiniz Beşiktaş'la bir sonraki takım incelememizde tekrar görüşeceğiz Şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere